Herkese merhaba. Bugün sizin için bana en çok gelen sorulardan biri filizlendirmeyi anlatacağım. Sağlıklı Dünyası'ndan herkese merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün yine kendi şifa merkezimde kendimin uyguladığı pratik yöntemlerden bir tanesi olan ve bana Instagram'da da en çok soru gelen filizlendirmeyi anlatacağım. Ben de bu filizlendirme ve fermente etmeyi daha önceden bilmezdim. Ama okuduğum hem Nutrition School'la beraber ve aynı zamanda Fonksiyonel Tıp Koçluğu programımda aslında besinlerin nasıl değerlerini kat ve kat arttırdığımı ve aynı zamanda kendi sindirimimiz için yararlı hale, ön sindirim yapılmış hale getirdiğini öğrendim. Çok soru alıyorum bununla ilgili, defalarca paylaşmama rağmen. Şimdi çok böyle özet şeklinde, pıt 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 hap şeklinde size anlatacağım. İlk önce istediğiniz şekilde, istediğiniz bakliyatı filizlendirebilirsiniz ve fermente edebilirsiniz. Çünkü baklagillerde, tahıllarda, tohumlarda ve aynı zamanda kuru yemişlerde lektin ve fitik asit var. Nasıl hani gluteni biliyoruz, gluten bizim bağırsak geçirgen bağırsağımızı arttırıyor, bağırsaklarımızda enflamasyonlara neden oluyor. Lektin ve fitik asit de öyle. Yani bu lektin ve fitik asiti bizim sistemimizde sindirebileceğimiz enzimlerimiz olmadığından dolayı bunları yediğimiz zaman rahatsızlıklar, gazlar, şişkinlikler ve farklı sistemimizde rahatsızlıklara, enflamasyonlara yol açabiliyor. Ben de önceden ne zaman bunları yesem bir şişkinlik olurdu, gaz olurdu. Bilmezdim ki bunları 12 saat veya 24 saat veya 48 saat suda bekleteceğim, fermente edeceğim. Şimdi bunları öğrendikçe daha da faydalanmaya başladım. Çünkü ben çok et tüketen bir insan değilim. Hani haftada bir gibi yiyorum. O yüzden ekmek de yemediğim için bu bakliyatlarım benim hem proteinim hem karbonhidratım, yani her şeyim. O yüzden bunları birçok şeyimde kullanmayı çok çok seviyorum. Fitik asit ve lektin dediğim gibi tahıllarda, kuru yemişlerde, baklagillerde ve tohumlarda var. Aynı zamanda bu lektin de hani nightshade dediğimiz sebzelerde, domatesde, biberde ve patlıcanda da var aynı zamanda. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi adım adım nasıl size filizlendirdiğimi ve fermente ettiğimi anlatacağım. Ve siz de bundan sonra mutfakta hiç zaman ve enerji harcamadan durduğu yerde besinlerin değerini, vitaminlerini, antioksidan değerlerini kat ve kat fazlaya çıkaracaksınız. İstediğiniz bakliyatı kullanabilirsiniz filizlendirmek için. Ben nohutu seçtim ama en çabuk olan maş fasulyesi ve yeşil mercimek. Nohutu istediğiniz kadar, ben bir bardak ölçüsünde, bardağımın ölçüsü de 150 ml kadardı. 150 ml, 10 çorba kaşığına denk geliyor. Böyle nohutumu temiz bir kaba yaydım. Bunu bir güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra üstüne gelecek kadar temiz suyla, içme suyuyla dolduruyorum. Daha sonra bunu böyle yıkadıktan sonra ben her zaman böyle bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı peynir altı suyu, yoğurt suyu veya kefir koyuyorum ki fermente olayı tam olarak gerçekleşsin diye. Bunu bazen 24 saat, bazen de 48 saat bekletebiliyorum. O zamanki durumuma, ihtiyacıma göre. Hemen ihtiyacım yoksa biraz daha bekletiyorum. Bunu yaparken de suyunu 2-3 kere değiştiriyorum 48 saat veya 24 saat içinde. Daha sonra bunların suyunu beklettikten sonra, bunu size o kadar beklettim farz edin. Beklettikten sonra bunun suyunu güzelce süzüyorum. Bu 24 veya 48 saat bekledi farz ediyorsunuz. Sonra bunu ben suyunu bir güzel süzüyorum. Sonra temiz suyumla yine yıkıyorum. Şöyle. Temiz suyumla yıkıyorum. Bunu siz defalarca musluğun altında 2-3 kere yıkayabilirsiniz. Daha sonra nemli bir hale geldikten sonra bu nohutlarım, temiz bir bezle üstünü kapatıyorum. Şimdi bu bezi de nereden aldığımı sorarsanız, ben bunları hani böyle bebeklerimin hani şu şey omzumuzda tuttuğumuz zaman çıkarttıkları, emzirdikten sonra hani gazı olduktan sonra hani şöyle tülbent koyardık, duştan çıktıktan sonra tülbente sarardık, onları kullanıyorum. Ama isterseniz bunların daha yenileri de bazı markalarda müslin olarak geçiyor, onlardan da alabilirsiniz ama eski tülbentleriniz de işinize yarayacaktır. Bunu böyle üstünü temiz bir şekilde kapatıyorum. Nohutlar böyle 2 gün süre içerisinde filizlenmeye başlıyorlar.
temiz bir şeyi kapattıktan sonra, bu örtümüzü, bezimizi kapattıktan sonra bekliyoruz. Genelde ben böyle sıcak olmayan ve daha mutfağımın ışık almayan bölümünde filizlendirmeyi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hiç emek, zaman yok. Duruyorsunuz, hazırlıyorsunuz ve kendi kendine filizlenmeye başlıyor. İki günün sonunda da bu yapılmış hallerini burada size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar filizlenmeye başlıyorlar. Yani vitamin, mineral ve antioksidan değerleri kat ve kat 60 oluyor. Bunları filizlendikten sonra bazen haşlıyorum, şöyle bir taşım haşlıyorum iyice gazı çıksın diye. Veya bazen de aynı bu şekilde buzdolabı poşetlerine ihtiyacım olduğu kadar koyup şöyle... Ben hep ellerimi kullanıyorum çünkü ellerimdeki probiyotik yaptığım her şeye geçsin istiyorum. Bunu bile yaparken elimdeki sevgi vitamini geçmesini çok seviyorum. İstediğim kadar buzdolabı poşetlerine ayırıyorum ve bunları buzluğa atıyorum. İhtiyaç halinde de çıkartıyorum. Veya hemen kullanırım diyorsanız bunları iyice kuruttuktan sonra, yani bunlar filizleniyor. Filizlendikten sonra ben bunları bir örtünün üstüne koyuyorum. Kuruttuktan sonra kavanozlara koyuyorum. Bir hafta veya 3-4 gün içinde tüketeceksem buzdolabında da muhafaza ediyorum. Bunları ben çorbalarımda, yemeklerimde, çocuklara sabah yaptığım pankekimde, yani o kadar çok şeyde, normal klasik nohut yemeğinde, çorbada, smoothie'lerde, içeceklerde, aklına size gelebilecek her şeyi de kullanıyorum. Bunlar benim adeta bakliyatlarım, elim ayağım gibi. Sadece nohut filizlenir diye düşünmeyin. Bütün tohumlar, kara buğdayı da ben filizlendiriyorum. Akşamdan mesela cevizle bademi de suya koyuyorum. Lektin ve fitik asitten arındırsın diye. Onu da suda bekletiyorum. Yine aynı şekilde yeşil mercimeği, marş fasulyesini, barbunyayı, bunların hepsini suda bekletip yine aynı şekilde zamanım varsa filizlendirerek tüketiyorum. Umarım bana bu çok sorduğunuz soru şu an kafanızda netlik kazanmıştır. Hepinize şifa almasını diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.